Merhaba efendim, İçer TV'desiniz, İçer FM'desiniz, İçer gündemindesiniz. Ben Ali Gürkan Şamiloğlu, sizleri selamlıyorum. Ve 2018 yılının bu son gününün son saatlerinde herkes gibi böyle sıradan, klasik, alışılagelmiş bir yeni yıl kutlaması yapmak istemiyorum. Yaşadık. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, çirkiniyle, güzeliyle yıllarca yaşadık. Her yıldan güzel şeyler bekledik, iyi şeyler bekledik. Mutlu olalım, bereketli olalım, sağlıklı olalım, sevgi, dostluk, barış içerisinde olalım dedik. Ama hiçbir zaman bu beklentilerimiz de istediğimiz kadar yerine gelmedi, hatta hiç gelmedi. Dünyada açlık, sefalet, kan, ülkemizde ekonomik sıkıntı, sosyal çalkantılar, yalanlar, dolanlar aldı başını gitti. İyi kalpli, temiz, geleceğe güzel gözlerle bakmak isteyen, fikri hür insanlar isek eğer, bunların farkına varıp da bir köşemize çekilip üzülelim mi, ağlayalım mı, üzülmemiz bir çözüm olacak mı, ağlamamız bir çözüm olacak mı, ağlamayalım, üzülmeyelim, ya çıkalım, güzel şeyler yapalım, bir şeyleri değiştirelim deyip de arkamıza döndüğümüzde kimseyi göremediğimiz, kendimizi çok kötü ve yalnız hissedip de ben en iyisi oturayım, bir çay demleyeyim, böyle kendi dünyamda güzel hayaller kurayım diye düşüneceğimiz an mı, yoksa ya hayır ya bir şeyler yapayım böyle olsun, güzel olsun, iyi olsun. Yani bu düşünceler arasında böyle gittik geldik, bir ömrü bitirdik. 2018 gidiyor, 2019 geliyor. Gelsin, geleceği varsa göreceği de var. Ben hiçbir kimseye tabii ki doğal olarak kötü bir şey dileyebilir miyiz? Dilemeyiz. Ama böyle şunu da diliyorum, bunu da diliyorum da demiyorum efendim. 2019 geliyor, birçok şeyinde beraberinde getiriyor tabii ki iyi şeyler, güzel şeyler. Getirdiği iyi şeylerin, güzel şeylerin çoğunu da çalıp götürüyor. O kötüler, posalar, çirkinlikler de bizim yanımıza kar kalıyor. Bir yıl onlarla birlikte yaşam mücadelesi veriyoruz. Yani bu gece eğlenin, yiyin, için, sohbet edin, yaşlıları ziyaret edin, hastaları ziyaret edin, çocukları sevindirin. Belki de ömrümüzün son günü bugün. Belki de görüp göreceğimiz sadece işte bu gece. Ona göre güzel bir gün, güzel bir gece olsun. Başka da diyeceğim bir şey yok efendim kendi adıma. Şimdi değerli seyirciler, Mersin'e gelelim. Mersin'de neler var? Tabii ortam durgun. Malum yılbaşı. Tabii haberleri peşi sıra size. Yarın ya da çarşamba günü sıralamaya başlayacağız. Gelenektir. Nedir gelenek? İşte yılbaşında Mersinliler şu eğlence mekanlarına koştular diye bir kere haberler vereceğiz size. Salı günü ya da çarşamba günü. Hiç istemiyorum ama ne yazık ki trafik kazası haberleri vereceğiz. Hiç istemiyorum ama ne yazık ki işte yılbaşı akşamı biri çıktı binanın damına. Ya da arabayla giderken ya da parkta silah ateşledi, sevincini havaya ateş ederek yaşamaya çalıştı. Ya da çalışırken Allah korusun birini yaraladı, birini öldürdü. Böyle haberleri size vereceğiz. İnsanlar sarhoş araç kullandılar, trafik kazaları oldu, şu kadar insan hayatını kaybetti, şu kadar insan yaralandı haberlerini size vereceğiz. Alkolün, uyuşturucunun, eğlencenin dozunu kaçırıp da kendini bilmez, saçma sapan insanların açmış olduğu olumsuz durumların haberlerini sizlere vereceğiz. Ama ertesi gün ekmek ucuzlamayacak. Poşeti parayla alacaksınız. Benzine zaman zaman ucuzlama gelse de bir süre sonra tekrar gelen ucuzluk alıp başını tekrar gidecek. Toplu taşıma ucuzlamayacak. Patatesin, soğanın fiyatı hala aynı olacak. Çocuğunuzun okul sıkıntıları hala devam edecek. Ay başını zar zor getireceksiniz. İşe neyle gideceğim, işten eve nasıl gideceğim diye düşüneceksiniz.
hastalığınızın ne zaman geçeceğini, doktora gitsem mi gitmesem mi, ilaçları nasıl alacağım diye düşüneceksiniz. Emekli maaşımdan doktora gittim diye bu ay bu kadar kesmişler diye sohbetlerinizi yapacaksınız. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şeye bel bağlamayın. Sadece kendinize bel bağlayın. Şimdi gelelim Mersin'e. Bu sefer gerçekten gelelim efendim. Şimdi Mersin'de bir muhtarlık var. Nusratiye Mahallesi Muhtarlığı. Ve bir de muhtarı var tabii ki Mehmet Dindar. Mehmet Dindar klasikleşmiş, alışılagelmiş muhtar tipinden çok farklı bir kişiliğe sahip. Ve o zengin kişiliği sayesinde de birçok kez Nusratiye Mahallesi muhtarlığını Türkiye hatta Avrupa basın gündemine taşıdı. Biz de naçizane bir değinelim dedik çünkü ajanslar da değinmişler. Nusratiye Mahallesi güzel bir çalışma yapıyor muhtarı Mehmet Dindar. Birçok insana meslek kazandırdı, okuma yazma öğretti, sosyal aktiviteler düzenliyor. Yani muhtarlık gibi muhtarlık. 30 Mart 2014 tarihinde mahalli idareler genel seçimlerinde Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'na seçilen Mehmet Dindar, göreve gelmesinin hemen ardından farklı bir muhtarlık profili çizmek istedi. Mevcut muhtarlık binasının yetersiz kalması üzerine kendi imkanlarıyla bir dükkan kiralayan Muhtar Dindar, açılmasını sağladığı kurslarla da mahalle halkının ve gençlerin kültür sanat etkinlikleriyle iç içe olmasını sağladı. Kurslarla 2014 yılından bu yana 140 kadının okuma yazma öğrenmesine ve 1630 kişinin de çeşitli kurslarda meslek sahibi olmasını sağladı. Kapınızın, dış kapının rengini söyle. Kahverengi siyah. Alt katın? Sinekli, arkasından da tahta kapı, bej rengi. Süper yani, bu zeka nerede? Bu bir 10 yıldır geçecek. Bir de burası yok mu? Evet. 4 yıllık görev zamanımız içerisinde mevcut olan muhtarlık binamızın eski ve kullanışa elverişli olmaması nedeniyle bu görmüş olduğunuz dükkanı kiraladım kendi imkanlarımla. Muhtarlığımızı da buraya taşıdık. Hemen akabinde arka tarafına bir sınıf oluşturduk. Bununla beraber okuma yazma kursu açtık. Okuma yazma kursuyla beraber bununla İngilizce kursları, çocuk gelişim kursları, drama kursları, ilk yardım kursları, buna benzer birçok kurs açtık. 2014 yılından bu yana 140 tane teyzemizi okuma yazmayla buluşturduk. Muhtelif kurslarda 1630 tane vatandaşımız sertifikalar aldılar. Burada gördüğünüz gibi bir kütüphane kurdum kendi imkanlarımla. Çocuklarımızın araştırma yapabilmeleri için bu kütüphaneyi kurdum. Derslerimizin dijital ortamda işlenebilmesi adına bir projeksiyon cihazı aldık. Sınırsız bir internet ortamı sağladık. Bir eğitim yuvası haline getirdik muhtarlığımızı. Muhtarlığımızda kıyafetler topladık. 4 yılı aşkın bir zamandır ikinci el kıyafetler topluyoruz. 4000'e yakın ailemize kıyafet temin ettik. Temiz ve kullanılabilir düzeyde. Bizim kütüphanemizde fazla olan kitaplarımızı çeşitli okullarımızın kütüphanelerine temin ettik. Bununla beraber bir folklor eğitim alanı kurduk. Folklor alanında bir çocuklarımıza yönelik bir eğitimler başlattık. Aynı zamanda bir AFAD ekibi kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez yapılmış bir AFAD ekibi. Her yıl, yılda iki kez kendi bünyemizde vatandaşlarımıza tatbikatlar düzenlemekteyiz. Burada atıl sıralar görüyorsunuz. Bu sıralarımızın mevcut okullarımızın sıraları. Vatandaşlarımız gelip bu sıralarda eğitimler alıyorlar. Kullanıyorlar. Tabii ki toplumda drama kursu veriyoruz. Daha demin gördüğünüz gibi bu drama kursunda toplumun sosyal sıkıntılarına bir şekilde merhem olmaya çalışıyoruz. Çeşitli sosyal projelere imzalar atıyoruz. Bunları yaparken insanların mutlu bir şekilde buradan faydalanmalarından çok onur duyuyoruz ve gurur duyuyoruz. Toplumun her kesimine hitap etmemiz gerektiğini düşündüğüm için de farklı bir muhtarlık çizgisi vardı aklımda. Bunu kendi başıma uygulamadım. Buradaki vatandaşlarımızın desteğiyle beraber bütün projeleri hazırladık ve toplumumuza bir şekilde lanse ettik. Dramanın önce anlamını arkadaşlarımıza anlatmak lazım. Biz burada bunu anlatıyoruz. Drama ile tiyatroyu çok karıştıranlar var. Drama çocuğun kişisel eğitimi, insanların dikkat dağınıklığına kadar, kişisel hareketlerine kadar, iletişimine kadar. İletişim çok önemli. İnsanlar arasındaki iletişim, etkileşim bunlar çok önemli konular. Dramada genelde bunları öğretiriz. Daha sonra sahne çalışmalarına geçilir. Tiyatroda direkt sahne çalışmaları olduğu için
Öğrencilerimizin şimdiye kadar gelen öğrencilerimizin %80'inde dikkat dağınıklığını giderdik. Çevresine karşı duyarlı olmaya başladılar. 8 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum. Drama eğitmenliği yapabilmek için bir sertifika almam gerekiyordu. Ve arkadaşlarım aracılığıyla muhtarlıkta böyle bir hizmet verildiğini duydum. Hatta duyunca çok şaşırdım ve çok sevindim yani muhtarlıkta böyle güzel bir eğitim verilmesinden dolayı. Bu yüzden de hem sertifika alabilmek için hem de bu ortamın güzelliğini görmek için buraya dahil oldum. Ve muhtarımız Mehmet Dindar'ın yaptığı güzellikler karşısında gerçekten büyülendim diye bilirim. Arkadaş ortamı da çok güzel ve çok sıcak bir ortamdayız. Çok başarılı, çok iyi. Umarız bu başarılarının mükafatını alır. Yani maddi açıdan demiyorum, manevi açıdan alır. Çünkü genelde bu amaçla yola çıkan insanlar bir süre sonra ne yazık ki ayağına çelme takılıyor, harcanıyor. Bir daha aday olmasın diye baskı görüyor. Başka bir yere aday olmasın diye, bir üst mertebeye aday olmasın diye baskı görüyor. Niye? Çünkü toplum gelişmesin, toplum bir şeyler öğrenmesin, toplum bilinçlenmesin, toplum koyun olsun, daha rahat güdülsün. Amaç o. Bravo, selamlar, sevgiler Mehmet Dindar'a. Şimdi efendim toplu taşımayla ilgili bir haberimize geleceğiz. Toplu taşıma araçlarından çok fazla şikayet gidiyor Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne. Ya da belediyeye. Şimdi Türkiye'de her 4 kişiye bir araç düşüyor. Ama Mersin'de her 3 kişiye bir araç düşüyor. Yani Mersin'de araç sayısı fazla. Toplu taşıma araç sayısı da fazla. Ama buna rağmen yine de toplu taşımada ne yazık ki Mersin'de bir kalite standardı yakalanamıyor. Yapılan bütün eğitim çalışmalarına rağmen, cezaların ağırlaştırılmasına rağmen bir türlü kalite standardı yakalanamıyor Mersin'de. Şimdi hepimiz dolmuş kullanıyoruz, değil mi? Şimdi dolmuşçular yasak olmasına rağmen birbirleriyle cep telefonuyla hiç durmadan konuşuyorlar. Şu kavşakta trafik var mı? Şu kavşakta trafik yok mu? Şu anda bizi dinleyen varsa doğru söylüyorum, değil mi? Siz de dinliyorsunuz. Bu kavşakta trafik var mı? Bu kavşakta trafik yok mu? Yolcu sayısına bakıyor mu, bakmıyor mu? Hatta dolmuş şoförleri kendilerini işte belediye otobüsünün sağına ya da soluna gizleyerek polisten kaçmaya çalışırlar. Yolcuyu oturturlar. İleride kalkarsınız derler. Hatta kavşağa gelmeden yolcuyu öğrenciler özellikle indirirler. Ondan sonra kavşağa geçer öğrenciler yaya geçidinden ilerler dolmuşa tekrar biner. Yani bütün bunlar, bütün ne kadar hile varsa bunların hepsi toplu taşıma araçlarında. Doğruya doğru, değil mi? Kızmak yok. Doğruyu söylüyoruz. Bir türlü kalite standardı oturtulamıyor. Yolcuyla farklı farklı muhabbetler, yolcuya kötü davranmalar, işte durakları sağlıklı bir şekilde kullanamama. Yani durakta yolcuyu alma, indirme kurallarına uymama. Yolcu müsait bir yerde dediği zaman yeri isteği yani can istiyorsa duruyor, can istiyorsa durmuyor. Ama yolcu almak için her yerde duruyor. Yani böylesine kalitesizlik diyeyim hizmette. İşte artık Mersin İl Emniyet Müdürlüğü de illallah etti. Dedi ki bir türlü yakalayamıyoruz kaliteyi kardeşim. O zaman ne yapacağız? O zaman biz sivil memurlar yolcu gibi toplu taşıma araçlarına binecek ama öyle bir gün değil, üç gün değil, beş gün değil, sürekli bundan böyle bu şekilde olacak. Toplu taşıma araçlarına binecek, kural ihlali yapıyorsa toplu taşıma sürücüsü cezayı verecek, yapmıyorsa teşekkür edecek dedi. Buyurun. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplu taşıma araç sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, Mersin'de araç sayısı 630 bini aşmış durumda. Türkiye ortalamasında her 4 kişiden 1 kişiye araç düşerken Mersin'de 3 kişiden 1 kişiye araç düşüyor. Yani araç sayısı bakımından Türkiye ortalamasının üstünde bir şehir Mersin. Yine kazalara baktığımızda Mersin ili genelinde 11 aylık süreçte 50 ölümlü kaza meydana geldi. 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5000'in üzerinde yaralanmalı kaza oldu Mersin'de. Bu kazalarda 7000'in üzerinde de kişi yaralandı. Bu gerçekten istemediğimiz bir tablo. Mersin'deki ölümlü ve yaralı kazaları incelediğimizde kazaların %50'si kent merkezinde yaşanıyor. Bu kazaların en çok olduğu yerse %55 oranında Kavşaklar dedi. Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, sürekli denetimler yapılmasına ve cezalar kesilmesine rağmen toplu taşıma araçlarına ilişkin Mersin'de şikayetlerin artarak devam ettiğini belirterek, "Artık klasik denetim anlayışından çıkıyoruz. Bundan sonra personelimiz sivil olarak toplu taşıma araçlarına binip denetim yapacak," dedi. Araçlara yolcu gibi binecek, yolcu olarak binen personelimiz seyahati boyunca yapılan tüm hataları not edecek. Vardığı noktada da trafik polisimizle irtibatlı olacak, aracı durduracak. Kural ihlali yapmadıysa teşekkür edecek. Ama kural ihlali de yaptıysa kendisinin artık sadece alanda yapılan, durarak yapılan kontroller değil, herhangi bir sivil vatandaşın da polis olabileceğini algılaması ve kaliteyi arttırmamız lazım. Şimdi bu denetimlerimizi yılbaşından itibaren dediğim şekilde neredeyse bütün güzergahlarda ve çok sayıda sivil personelimizi görevlendirerek biz bu denetim anlayışımıza geçeceğiz. Kısa sürede sizler de eğer şoför esnafını, kendi çalışanlarınızı bilgilendirirseniz uzun vadede sizler de bizler de kazanırız. Mersin gerçekten bu anlamda biraz daha kurallara uyan, vatandaşın da daha kendini iyi hissettiği bir seyahat hak ettiğine inancımız tam. Sanayi'de sürücü taşımacılığını da biraz yapıyorum. Kendimizdeki şehir sürücü taşımacılığında yaşanan sorun ve aksaklıkların çözümüne yönelik az önerilerimiz olacak. Önerilerimizde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin bedelli eğitimlerden geçirerek belgelendirmeleri, 2 sapma şartlarının getirilmesi, 3 şoförlerin kıyafetlerinin tek tip olması, 4 korna kirliliği zaten söylemiştiniz bunu, engellenmesi, kent kartın tüm hatlarda uygulanması, aynı hat üzerinde hızlı gidilmesi ve yolcu kapma yarışına araçların tıka basa doldurulmasını engellemek amacıyla ayrı olarak kooperatiflerin kendi içerisinde havuz sistemine geçilmesi, gönüllü hasılatı paylaştırılması, duraklarda sivil araç parkının engellenmesi, akıllı dijital durakların yapılması, bu bizim önerilerimizdir Sayın Müdürüm. Çok teşekkür ederim. Tamam, önerilerinizi bizim... Evet, şimdi Anamur'a uzanalım. Anamur'da belediye Türk Halk Müziği Korosu yıl sonu konseri verdi. Ama bu koro öyle belediye konservatuarında eğitim gören öğrencilerden oluşan bir koro değil. Bu koroda 150 kişi var. Bu koroda manavı var, bakkalı var, bankacısı var, doktoru var, mühendisi var, öğrencisi var, ev kadını var. Herkes var. Buyurun efendim. Mersin'in Anamur ilçesinde esnaftan öğrenciye, mühendisten işçiye kadar çeşitli mesleklerden müzikseverlerin yer aldığı 150 kişilik Anamur Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ilgiyle izlendi. Altyazı M.K.
Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde İzmir Marşı ile başlayan konseri Şef Hakan Uysal yönetti. Koronun performansı büyük beğeni topladı. Ortamda sanatımızı icra ediyorsak, eğlenebiliyorsak başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimize borçluyuz. Onlara rahmet dağılıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Anamur her şeyin en güzelini hak ediyor. Korumuzun arasında doktorumuz var, öğretmenimiz var, memurumuz var, ev hanımımız var, hemşiremiz var, işçimiz var, belediye çalışanlarımız var. Güzel bir tablo oluşturdular. Ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bravo. Hakikaten güzel şeyler yaşanıyor Anamur'da. Şimdi efendim tekrar Mersin'e geldiğimizde iki lise öğrencisi genç kız bileklik örmeye başladılar ve bu bileklikleri satarak pek fazla da değil, pek az da değil para biriktirdiler. Bu parayla Mezitli Belediyesi'ne gittiler. Dediler ki bizim bu kadar paramız var. Siz de biraz destek olun bize ve sokak hayvanları için kulübeler yapalım dediler. Mezitli Belediyesi de destek verdi. Kızların hayalleri sıcak yuva oldu. Mersin'de iki lise öğrencisi genç kız ördükleri bileklikleri satarak sokak hayvanlarına yuva yapılmasını sağladı. Mezitli ilçesinde bulunan İçel Anadolu Lisesi'nde okuyan Doğa Atıcı ve Emine Ebru Kekli'nin hayalleri sokak hayvanları için yuva oldu. Hayallerimizden bahsediyorduk ve hayallerimiz arasında işte bu işte küçük canlıların, bu küçük hayvanların hani barınması için bir yer yapalım demiştik. Ya başka şeylerden de konuştuk. Diyelim ki hani ya bir günde bileklik yapmayı öğrenelim. İşte onları satalım dedik. Kurabiye sonra yapmayı da düşünmüştük. Aynen, bir sürü şey düşündük ve hani en sonunda dedik ki peki bu iki hayali birleştirip oradan gelen maddi gelirle bu tarz bir şey yapsak ve hani ikisini de gerçekleştirsek nasıl olur dedik. Sonunda hani yaptık işte, bir şekilde başladık bileklik yapmaya. İlk başlarda her ne kadar da kötü olsa da. Bir sürü ipi heba etmiş olsak da. Evet. Bunu sonuçta bir şeye dönüştürdük ve hep yakınlarımızdan çok fazla talep geldi. Hatta istek yüzünden hani yetiştiremediğimiz oldu. Evet. Güzel bir hani hem ana bıraktık hem de insanlara deyince işte bu sokak hayvanlarının barınması için bir kulübeye gidecek. Bunun için yapıyoruz bunu deyince. İnsanlar hani kalbinden çok daha fazla vermek geldi bize. Gelir şeyinden, maddi değerinden daha çok vermek geldi ellerinde. Ve bu yüzden de hani çok güzel bir şey imza atmış olduk. En sonunda gittik, istedik hani biz böyle bir şey yapmak istiyoruz diye bir talepte bulunduk. Ve bize bu kadar yüksek kalitede bir şey geldi. Hani biz bu kadarını beklemiyorduk belediyeden. Biz gerçekten bu kadar güzelini beklemiyorduk. Mezitli Belediyesi'ne başvurduk. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Belediye başkanımızla da tanıştık. Kendisiyle sohbet ettik. O girişimlerimizi destekledi. Biz de bağışımızı yaptık. Evet. Ertesi gün hemen kulübelerimiz geldi. Evet. Ve burası yer olarak İç Anadolu Lisesi'nin tam karşısı ve hani buralarda çok fazla köpek kedi görüyorduk. Onlar için de zaten şuralara bir yerler hani kap koyacağız. Bir de okul çıkışında direkt hani görebileceğimiz bir yer. O yüzden hani hep bakabileceğiz her seferinde hem barınacak yerlerini karşılamış olacağız, hem yeme ihtiyaçlarını karşılamış olacağız, hem de sevgi ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu işin devamında aslında devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü hani bu bileklik işi artık bizi çok sardı. Hem yapmayı seviyoruz, hem yapınca rahatlıyoruz. Hem de insanların talebi çok bu yönde. Hani okulda artık bileklikle meşhur olduk gibi bir şey. Ve bunun devamında da bu hani kulübeleri yalnız bırakmamak adına hani mamalar almayı düşünüyoruz. Bu paranın devamında, gelirin devamında parayı mamalara harcamayı düşünüyoruz. Tabii bunun devamında başka kulübeler de olabilir. Devamı gelebilir. Hani gerçekten büyük çapta büyürse başkalarına bileklik öğretebiliriz. Yani yapmayı öğretebiliriz daha doğrusu. Ve onlarla birlikte bir belki de grup oluştururuz ve devamı gelir bu işin. Aslında herkes hayvanları çok seviyor. Herkesin yüreğinde hayvan sevgisi var ama ne kadar yardım edebiliyoruz, ne kadar elimiz uzanıyor onlara? Biz bunu denedik. Bizim elimiz uzanıyormuş. O zaman herkesin eli uzanabilir. Herkes bir şey, ufak da olsa bir şeyler yapabilir. Biliyorum öyle olduğunu.
Evet, bravo. Genç arkadaşlarımıza bravo. Şimdi Erdemli'ye uzanalım. Erdemli'de limon vakti, limon zamanı ama üretici tedirgin, üretici perişan. Çünkü limon dalında kaldı. Tam 450 bin ton limon, Türkiye limon ihtiyacının %65'ini karşılayan Erdemli'de dalında kaldı. Alıcısı yok, fiyatı düşük. Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasadın durduğunu, üreticinin çok zor durumda kaldığını söyledi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede bulunan narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu ve narenciye üreticisinin sorunlarını anlattı. 2018-2019 yılımızda bu yılki limon rekoltemiz iyi, kalite güzel. Her şey güzel. Fakat limonda şu anda bir belirsizlik var. Şu an olmuş, yılbaşı geldiği halde Erdemli'mizin limonunun %70'i dalda bekliyor. Türkiye'mizin %65'ini karşılayan Erdemli limonumuz yaklaşık 450-500 bin ton civarında Erdemli'mizde üretim yapılmaktadır. Bu da Türkiye'nin %65'ini karşılamaktadır. Yaklaşık bu sayı daha da artabilir. Onun için yetkililerimizin, ilaççılarımızın sizin de gördüğünüz gibi limonumuza bir çare olup Ankara bu sesimizi duyması lazım. Geçen yıl teşvik destekleme primi veriliyordu. Daha önce de veriliyordu. Fakat bu yıl destekleme primi verilmediğinden dolayı ilaççılarımız, gerekse arada ağlan tüccarlarımız limona sıcak bakmıyorlar. Bunun da sebebi herhalde bizim anladığımız kadar yurt dışına ihracatın azlığından kaynaklanmaktadır. İhracatçılarımız da destekleme primi olmadığından dolayı limona sıcak bakmıyorlar. Bu sesimizin inşallah Ankara duyar, yetkililerimiz duyar, çiftçilerimize, ihracatçılarımız da bir nebze de olsa kaynak onlara faydalı olur diyorum. Limonumuzun geçen yıl 2 lira 20 kuruş civarında dalda satılmıştı. Fakat bu yıl şu anda sizin de gördüğünüz gibi limon dalında 1 lira ve 1 lira 20 kuruş civarında satılmaktadır. Ama bu yeterli sayıda değildir. Şu anda Erdemli'deki limon üreticilerinin %60'ı 65'i dalda beklemektedir. Bu bir nebze olsa hava şartlarından dolayı olmuştur ama ihracatın azlığından dolayı dalda çiftçilerimizin elinde limon kaldı. Sadece çiftçilerimiz değil, bunun yanında nakliyecilerimiz, işçilerimiz, esnafımız da bundan faydalanmaktadır. Limonumuzun maliyeti bizim buralarımızdaki küçük bahçeler olduğundan dolayı 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar bahçelerinden dolayı çiftçilerimizi bu maliyet kurtarmaktadır. 10 Ağustos krizinden dolayı çiftçilerimizin maliyeti %100 katladı. Geçen yılki 3 lira 5 lira olan maliyet bu yıl 6 lira 7 lira oldu. Onun için maliyet yüksek, fiyat düşük, çiftçilerimiz şaşkın. İhracatçılarımız şaşkın, ihracatçılarımız da bu işe yanaşmıyor. Ankara'nın ve bakanlarımızın, gerekse Tarım Bakanımızın, gerekse Ekonomi Bakanımızın, gerekse Ticaret Bakanımızın bu seslerimize kulak verip çiftçilerimizin sesini dinlemesini istiyoruz. İnşallah sonu hayır olur diyorum. Evet, Erdemli'de durum böyle. Şimdi yerel gazetelerimize geçelim efendim. Yerel gazetelerde hangi konular işleniyor bakalım. İlk bakacağımız gazete İMC. İMC birinci sayfasında diyor ki 2018 yılı böyle geçti diyor ve gazete bir almanak yapmış değerli seyirciler Mersin'le ilgili. Mersin'in bir yıl 2018 yılı içerisindeki önemli olaylarına İMC gazetesinde manşet olan önemli konulara kısa kısa değinmiş birinci ve iç sayfalarında. İMC'den diğer bir gazetemize geçiş yaptığımızda Akdeniz gazetesi kazanamayacağım seçime girmem başlığını atıyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a değiniyor. Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini Gülnar ve Mut'la devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, ilk aday olduğum 1994'te o günün şartlarında teknoloji de bu kadar gelişmemişti. Biz de belediyeciliğin ne olduğunu bu kadar bilmiyorduk.
Ama 1995 yılından sonra ben hep bilimsel çalıştım. Açık söyleyeyim, kazanamayacağım hiçbir seçime de girmedim. Önceden yaptırdığım araştırmalar neticesinde vebal benim sırtımda kalıyorsa, yani vatandaş bu işi bizim üzerimize koyuyorsa ve kazanabileceksek eğer seçime girdim. Kazanamayacağım seçime girmem dedi Burhanettin Kocamaz. Mersin gazetesi 5 milyon lira değerinde 109 kilo sukunk ele geçirildi diyor. İstanbul'dan Mersin'e gönderilen bir tırda sukunk, yani genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi. Bunun yanında yüklü miktarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasallar da tırda ele geçirildi diyor gazete. Mersin gazetesinden geldiğimizde Çukurova'ya, Çukurova diyor ki uymayana ceza, uyana teşekkür. Az önce değindiğimiz konuyu manşetine taşıyor Çukurova. Bundan böyle toplu taşıma araçlarında sivil memurlar görev alacak. Eğer şoför kurallara uyuyorsa teşekkür edecek, uymuyorsa cezayı kesecek. Ama bundan böyle diyoruz ama öyle bir gün iki gün değil. Bundan böyle hep böyle. Şimdi Güney Gazetesi'ne geçiş yaptığımızda Güney Gazetesi diyor ki bakliyatta ithalatçıyız. Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'nin bakliyat dış ticaretinde 2010 yılından bu yana net ithalatçı konumda olduğunu belirterek, kuru fasulye için gümrük vergisinin yeniden sıfırlanmasına ilişkin söylentilerin de üreticileri tedirgin ettiğini dile getirmiş. Bir zamanlar ektiğiyle biçtiğiyle Avrupa'yı doyuran, dünyanın neredeyse yarısını doyuran bir ülke idik diye bize öğretilirdi ilkokulda, ortaokulda, lisede. Ama şimdi dünyanın yiyip de artık bıraktığı ya da dünyanın yemeye beğenmediği şeyleri ithal ederek yaşamımızı devam ettiriyoruz ne yazık ki. Güney Gazetesi'nden diğer bir gazeteye geçtiğimizde Haberci'ye geliyoruz. Haberci diyor ki AKP ittifaka kazan kaldırdı. Mersin'de ittifak kapsamında, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak kapsamında aday çıkarmaması gündeme gelen AKP'de, Mersin'de aday çıkarmaması gündeme gelen AKP'de partililerin bu duruma tepki olarak kazan kaldırdığı ileri sürüldü. Cumhur İttifakı'nın MHP'ye bırakılacağı belirtilen 3 büyük şehirde AKP teşkilatlarının rahatsız oldukları ve bu durumu parti merkezine ilettikleri iddia edildi. O 3 il Manisa, Adana ve Mersin diyor. Bu konunun ayrıntıları Haberci gazetesinde okuyucuya aktarılıyor efendim. Yeni Güney'e geldiğimizde Yeni Güney güle güle 2018 diyor ve Mersin valisi Ali İhsan Su ve diğer protokol üyelerinin yeni yıl mesajlarına ayrıntılarıyla Yeni Güney gazetesi yer veriyor efendim. Akdeniz Postası gazetesi diyor ki Anamur'da amatör denizcilik eğitimi verildi diyor. Anamur'da amatör denizcilik eğitimi yapıldı ve sınav da açıldı. Anamur'da Ulaştırma Bakanlığı'nca başlatılan Hedef 2023 1 milyon amatör denizci programı kapsamında Anamur Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen amatör denizci eğitimine Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'dan yaklaşık 1000 kişi katıldı diyor gazete. Ve yerel gazeteleri sona erdirdik. Şimdi günün makalesinde Ali Adalıoğlu'na kulak verelim, sonra beraberiz. Ali Adalıoğlu, gazeteci, CHP'de tarih tekerrür mü edecek? Duyum aldım, son zamanlarda CHP'li dostlarım beni sevmez olmuş. Neymiş, CHP'yi fazla eleştiriyormuşum. Eleştiri altın olsa kimse kabul etmiyor zaten. Dua edin ki bildiklerimin yarısını yazmıyorum bile. Allah vurmuş, bir de ben vurmayayım diyorum. Benim halkım pohpohlanmaya alışıktır. Hele hele siyasetçiler her şeyi kendilerinin bildiğini sanırlar. Aday adayı oldukları zaman en iyi adayın kendileri olduğuna inanırlar. Ve de kendileri aday gösterilmezse salvo atışlara başlarlar. Açıktan açığa olmasa da derin çalışma içine girerler. Aday başarısız olursa içinden oh çekenler bile olur.
parti mi kaybetmiş? Önemli değildir. Tabii ki burada genel merkezin yanlışlarını da göz ardı etmek olmaz. CHP'nin Mersin'de ne yapmak istediğini anlayan bana da anlatsa da bilgilensem. Diğer adaylar meydanlara çıkıp çalışmaya başladı ama CHP halen büyükşehir adayını belirleyemedi. Erken kalkan yol alırmış veya atı alan Üsküdar'ı geçmiş, onların umrunda değil. Genel merkeze de haksızlık etmeyelim. Bu kadar aday adayının bol olduğu bir yerde aday belirlemek hiç de kolay olmasa gerek. Hele hele içlerinde deve dişi gibi adaylar varken. 31 Mart'a yaklaşık 3 ay kaldı. Aday adayları sağ çalışmalarını bırakıp gözü kulağı Ankara'ya dikti. Genel merkeze bel bağlayanlar aylardır Ankara'yı mesken tutmuş. Dahası hızını alamayıp genel merkeze yatak yorgan seren bile varmış. Kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Haksız da değiller. Türkiye'de Bay Başkan ne derse oysa, CHP'de de Kılıçdaroğlu ne derse o. MYK'ymış, parti meclisiymiş, hepsi boş. Bu arada bazı aday adaylarının ismi sık sık kulaklara üfleniyor. Mersin'den tepki gelince hemen ses kısılıyor. Kamuoyu yoklamasıydı, genel merkezden gelenlerin yaptığı mülakatlardı, kimsenin umrunda değil. Kılıçdaroğlu'nun o sonuçları ipleyeceği yok gibi. Mersinli mi? Ne zaman Mersinlilere fikrini soran oldu ki? Şimdi sorsunlar. Sözün özü, Mersin'de işler karışık. Aday açıklandıktan sonra daha da karışır. Beni gören eş dost soruyor, CHP'de tarih tekerrür mü edecek diye. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Evet, intermersin.com'a bakalım efendim. Intermersin.com sitesinde görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna'nın seçime yönelik çalışmalarının ayrıntıları yer alıyor intermersin.com sitesinde. Ayrıca diğer bir başlığımız şöyle: Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve diğer protokol üyelerinin yeni yıla yönelik, 2019'a yönelik iyi dileklerini içeren mesajları da intermersin.com sitesinde yer alıyor. Ve şöyle bir başlığımız var Mezitli Belediyesi ile ilgili, değerli seyirciler. Şöyle diyor gazete. Hemen bakıyoruz. Mezitlili kadınlar girişimci oluyor diyor. Mezitli Belediyesi'nde proje ortağı olduğu Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen Girişimci Kadınlar Projesi Mersin'de başladı. Bu projenin ne anlama geldiği, bu projenin topluma ve kadınlara katkısı ne ölçüde olacak? Bütün ayrıntılar haberimizde intermersin.com'da yer alıyor. Ve Intermersin'deki gezimize devam ettiğimizde Mersin'de yaşanan asayiş olaylarını görüyoruz değerli seyirciler. Ve şöyle bir başlığımız da var, hemen bakalım. Şöyle diyor başlığımız: Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, kadına şiddetin etkin mücadele ile önlenebileceğini söyledi ve bu konuda yapılan mücadele çalışmalarının ayrıntılarını anlattı. Bu konuya yönelik ayrıntılar da yine intermersin.com sitesinde okuyucuya aktarılıyor. Hemen baktığımızda spordan sanata kadar bütün konulardaki bilgiler intermersin.com sitesinde sizlere aktarılıyor. Tabii bu site aracılığıyla İçer TV'nin sosyal medya hesaplarına ve canlı yayınlarına, Tepe Medya Grup radyolarının canlı yayınlarına ve sosyal medya hesaplarına da ulaşabilirsiniz diyelim. İçer gündemini bugün de burada noktalayalım. Hoşça kalın efendim.